Eğitim sistemimizin en değerli varlıklar olan sevgili öğretmenlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, Gazi Mustafa Paşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin malum olduğu üzere ülkelerin en değerli sermayesi, beşeri sermayesi. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda 81 ilde tüm ilçelerde çok ciddi bir eğitim seferberliğine şahit oldu. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak, gençlerimizin okullarla buluşmasını güçlendirmek için devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları 200-300 binli rakamlardan bugün 2022 yılı itibariyle 609 bini devlet okullarında olmak üzere 855 binlere ulaştı. Bir taraftan öğrencilerimizin eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları artarken aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da OECD ortalamalarına ulaştı. 2000'li yıllarda orta öğretim kurumlarındaki okullaşma oranları %44 iken bugün %90'a ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları 2000'li yıllarda %14'ler seviyesinden bugün %45'ler seviyesine denk geldi. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenden bahsediyoruz. Eğitimin tüm kademelerinde OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda ulaşmış oldukları hedeflere biz maalesef 70 yıl gecikmeyle ulaştık. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin liderlik etmesi olmasaydı bu yatırımların yapılabilmesi mümkün değildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime her sene bütçeden en büyük payı ayırdığı için, eğitime devasa yatırım yaptığı için şahsım ve tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Bugün malumunuz olduğu üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın, tüm annelerimizin ve eğitim camiamızdaki tüm öğretmenlerimizin, tüm kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biraz önce bahsetmiş olduğum eğitimdeki dev seferberlik, seferberlikten en fazla yararlananlar kadınlarımız, kızlarımız oldu. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimizin %40'ı kadın iken, bir taraftan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaşırken, bugün itibariyle hamdolsun öğretmenlerimizin, 1.2 milyon öğretmenimizin %59'u, 60'ları kadın öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Yine eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları artarken kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında da ciddi bir artış oldu. Orta öğretimde 2000'li yıllarda kız çocuklarımızın okullaşma oranı %39'muş. Bugün %88. Yüksek öğretimde 2000'li yıllarda kadınların okullaşma oranı %11. Bugün %48,5. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu eğitim seferberliğinden en fazla yararlananlar kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu. Bu süreçte Emine Erdoğan, saygıdeğer hanımefendiyi de minnetle anmamız lazım. Hakikaten kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını artırmak için ciddi seferberlikler yaptı.
ve geçenlerde yine hanımefendinin himayelerinde nerede kalmıştık sloganıyla bir proje başlattık. Buradaki amaç eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımızın eğitime kaldıkları yerden devam edebilmelerine imkan sağlamaktı. Proje kısa sürede 20 binler seviyesinde kadınımızın tekrar eğitime katılmasına vesile oldu. Ben hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Böylesine önemli projeleri himayesine aldı. Kız çocuklarımızın, kadınlarımızın okullaşma oranlarını artırmaya yapmış oldukları katkılar ve destekler için. Yine hepinizin malum olduğu üzere Milli Eğitim Bakanlığı olarak örgün eğitimin haricinde yaygın eğitimde de biz halk eğitim merkezlerimizle kadınlarımızın sürekli destekçisi oluyoruz. 2021 yılında bu düzenlemiş olduğumuz kurslara 1,5 milyon kadınımız katılmış. 2022 yılında 2 ayda düzenlemiş olduğumuz kurslara 1,3 milyon vatandaşımız katıldı. Bu vatandaşlarımızın %70'inde kadınlar oluşturmakta. Dolayısıyla biz bakanlık olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını artırırken, bir taraftan kadınlarımızın eğitim sistemindeki temsiliyetini artırırken, diğer taraftan kadınlarımızın yaygın eğitime erişimlerini artırmak için de her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Biz kadınlarımızı nasıl güçlü hale getirebilirsek toplumumuzda o kadar güçlü olur. Şeyh Edebali'nin bir sözü var, devlet büyüklerine yönelik. Der ki Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Benim de bu söze küçük bir katkım var, mütevazi bir katkı. Kadını yaşat ki insan yaşasın. Değerli konuklar, bu yatırımlardan eğitimdeki yatırımları artırma noktasında en fazla yatırım yaptığımız ilimiz İstanbul. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da okullarımızın açılışını yaptık ve yatırımlarından bahsettik. 2022 yılında İstanbul'umuza 8,9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Sadece eğitim binalarında değil, öğretmen atamalarında da İstanbul'u merkeze aldık. Son iki atamada en büyük payı İstanbul'a verdik. 31 Ocak 2022 tarihindeki 15 bin öğretmenimizin %50'sini, yani 7500'ünü İstanbul'a verdik. İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek. İstanbul'umuz çok daha nitelikli eğitim binalarına, çok daha nitelikli eğitime kavuşacak. Her geçen gün eğitimin kalitesini çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Elbette bunu yaparken bize katkı veren çok kıymetli paydaşlarımız var. İşte bugün buradayız. Gazipaşa Belediye'miz bu paydaşlarından en önemlisi. Ben Sayın Başkanımıza bu eğitim binasını eğitim sistemimize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Gazipaşa Belediye'miz sadece eğitim binaları yapmıyor. Eğitim binaları için arsa tahsisinden mevcut okulların donatılımına kadar, kütüphanelerinin zenginleştirilmesine kadar her türlü alanda bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Onun için Gazipaşa'daki okullarımızda eğitim alan tüm çocuklarımız adına, tüm öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz adına, kıymetli başkanımıza hem şahsım hem de tüm aileler adına teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Valimize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'daki eğitim yatırımlarında hakikaten çok gönüllü olarak çalışıyor. Arazilerin bulunmasından, eğitim yatırımlarının hızlı bir şekilde ortaya çıkartılmasına kadar, özellikle İstanbul Proje Koordinasyonları Birimi gerçekten gece gündüz demeden İstanbul'un eğitim sorununu çözmek için çok ciddi adımlar atıyor. Bugün olağanüstü bir toplantıda olduğu için programa katılamadı. Sayın Valimize ben gıyabında eğitime katmış olduğu güzellikler için, değerler için de en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu okulda okuyacak
Okuyan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizi kutluyorum. Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kızımız var yanında. Mikrofon ona vereceğim. Bu açılışı yapacağım. Hayırlı olsun.